Tatiana! Şu telefonu al. Deniz Hanım'a çekilen bütün mesajları tek tek oku. Bir tanesini atladığını fark edersem kötü yaparım. Benim umudum sizden bir evet cevabı duymaktı. Cevap? Benim de duymak istediklerim var ama söyleyen yok. Devam et. Biz de bir cevap yazmışızdır. Eşek değiliz ya. Değil mi Ali? Duymak istemediğiniz şeyleri bile söyletirsiniz siz insana bu güzelliğinizle. Abi. Abi senin sus. Devam et. Beni korkutuyorsunuz Sermet Bey. Ama yanacağını bile bile ateşe koşan pervaneler gibi kendimi alamıyorum felaketime yürümekten. Sana geliyorum. Başka var mı? İyi geceler güzellik. Yıldızlı gecemsin. Var mı başka şöyle ballı ballı bir şeyler? Beni unutmak için mi evleniyorsun o faydasız herifle? İkimize de yazık değil mi bal bakışlın? İyi geceler Tatiana, sen çıkabilirsin. Amacın ne lan senin? Neyin peşindesin lan sen? Sen beni nasıl bir tezgaha düşürdüğünün farkında değil misin lan? Kadın şimdi kendini aşık zannedecek lan beni. Yalan mı abi yani? Hani kaderden de kaçılmaz bir yerde. Lan benim kaderim de, gelmişim de, geçmişim de narin. Sen bunu bilmiyor musun Ali? Ama abi hani Deniz Hanım en azından hani kadir kıymet biliyor. Narin Hanım seni görmüyor bile abi. Görecek lan! Gün gelecek, narin beni görecek! Ali, senin ağzını burnunu kırarım uğursuz. Acımam sana. Abi hani... Senin de gençliğine yazık değil mi abi? Sana ne lan benim gençliğimden? Benim kaderimi sen mi değiştireceksin lan? Sana ne lan benim gençliğimden? Abi, yani ben gerçekleri söylemek zorundayım abi. Senin mutluluğun için yani. Gerçekler acıdır. Ama bu da bir yerde benim vazifem yani abi. Gözüm seni görmesin. Abi. Terk et lan topraklarımı. Abi, derim seninle. Ali öldürürüm seni, git lan. Nasıl bir tezgaha geldim ben ya? Nasıl bir tezgaha geldim ben ya Rabbi? Neredeydin Can? İyi misin sen? O Sermet'e gittim. Ne altlar karıştırıyorsun sen? Ha? Herifle mesajlaşmalar falan. Ne bu, yeni fantezin falan mı? Yeraltı dünyasından sevgili mi yapayım dedi kendine? Ne diyorsun? Ne dedi ki Sermet Bey? Mesajlaştığımızı mı söyledi? Tam sana göre bir herif. Çok iyi ya. Mutlu olursunuz inşallah. Ay yalan söylüyorsun canım. Sermet Bey öyle bir şey söylemez. Ayrıca sen utanmadan benim cep telefonumu niye karıştırıyorsun ha? Biz ayrıydık o zaman. Hala ayrıyız zaten. Diyorsan herifle mesaj mı atıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne mesajlaşması? Niye çıldırdı yine bu? Ne oldu? Sermet'in adı mı geçti yoksa ben mi yanlış duydum? Ablacığım siz Can'la ayrı olduğunuz dönemde Sermet Bey'le mi çıkıyordunuz? Saçmalama. Saçmalama. Bir iki mesaj geldi gitti o kadar. Nasıl? Hangi anlamda bir mesaj Deniz? Sermet'le? Size ne be? Size ne? Hangi anlamda olacak canım? Flörtleşmişler işte. Ay Allah'ım ya. Of, hiç iyi olmadı bu ya. Ne güzel evlenmeye karar vermişler. Abla.
Ablacığım inanmıyorum sana. Sen gerçekten aşık mısın bu herife yoksa? Abuk sabuk konuşma. Bir şey demedim. Hoş geldin. Bayağı badire atlattık bu gece ha. Ya boyabadan işlerini daha bitiremedim. Pastanede olunca birazcık zor oluyor. Eşya falan da alamadım daha. Yani babana durumu biraz farklı anlattım. Sizi o halde görünce. Geç otur. Vallahi çok sağ ol Zafer. Hayatımı kurtardın. Bu defa kesin olacağım dedim yani. Hayatım böyle film şeridi gibi geçti gözlerimin önünden. Bizi de gördün mü o filmde Şadiye? Korkma Şadiye. Seni hiçbir şey için zorlamayacağım. Babam biraz sakinleşsin. Sen de hazır olunca evleniriz. Ya biliyorum böyle biraz damdan düşer gibi oldu ama... artık sana ben sahip çıkacağım. Bu benim vazifem. Yani nereden çıktı ki şimdi bu evlenme falan? Hem niye vazifen olsun? Şadiye, bu gece gelmeseydim ölmüş olacaktım. Adliyeden beri takipteyim sizi. O da oradaydı. Belliydi halinden böyle bir şey yapacağı. Değişmişsin. Sen hala çok güzelsin. Senin içinde hala o benim küçük, masum Şadiye'm duruyor. Başına ne gelmiş olursa olsun. Neyse, ben bir çay koyayım. Deniz. Ben merakıma engel olamıyorum. Çok şaşkınım. Siz gerçekten Sermet'le flört mü ediyorsunuz? Hayır Fırat. Olayla ilgili bir iki mesaj geldi gitti o kadar. Hı. Can da telefonunu kurcalamış. Gitti adama çattı herhalde. Bilmiyorum. Rezil oldum zaten. Başım çatlıyor. Yani ben de başka bir şey düşünmedim tabii ama kafama takıldı işte. Sen iyi görünüyorsun Fırat. Artık evine geç istersen ha. Yoksa ben de kafama takılan bazı soruları sormaya başlayacağım sana. Abla. Sor Deniz. Kafana ne takılıyorsa konuşalım ben gitmeden. Şu takılıyor mesela. Öyle duydum. Silahtar Bey sizin bankaya seni fişteklemiş. Sen işten ayrıldın. Aa bak sen. Sonra adam kaçırıldı. Sen emin misin bu kaçırılma olayıyla bir ilgin olmadığına? Ne bileyim buralar Sermet'le de aran çok iyi. İşte adamın aklına takılıyor bazen. Yani belki silahtar birisiyle bu konuda ifade vermesi için tehdit etmişsinizdir. Bilemiyorum. Ben gideyim artık. Misafirperverliğin için sağ ol. Abla. Alo. Şadiye. Oh şükürler olsun iyisin değil mi? Çok merak ettim. İyiyim iyiyim ben. Zafer'le konuşuyoruz öyle. Babam gitti mi? Gitti Allah'ın cezası gitti. Şadiye sen ne konuşuyorsun o herifle? Ne çabuk unuttun sana yaptıklarını? Korkmana gerek yok tamam çabuk eve gel. Ben bekliyorum seni burada. Hem zaten yarın uzaklaştırma çıkartacağım o herifle ilgili. Asla yanaşamayacak ne bu eve ne sana bana tamam mı? Korkmana gerek yok halledeceğim ben her şeyi. Eve gel diyorum sana, bekliyorum seni. Bak yatmayacağım, uyumayacağım, bekliyorum ona göre. Tamam. Tamam abla hadi. Narin abla bana güvenmiyor değil mi? Ya eşyaları da almadım. Yani beraber alalım istedim.
Sen seç istedin. Sonuçta sen benden daha fazla vakit geçireceksin bu evde. Ya sen benim hangi yollardan geçtiğimi biliyorsun değil mi Zafer? Kaldıramazsın sen bunları. Hem kimsenin üstüne vazife falan da değilim ben. Kimsenin beni kurtarmasına falan da ihtiyacım yok. Şadiye, ne olduysa oldu artık. Kabulümsün diyorum sana. Bak, birlikte çok güzel hayatımız olacak. Karar vermek için acele etme, tamam mı? Çok şaşırttın beni bu gece. Ne demek oluyor bu şimdi? Resmen kovdun evden Fırat'ı. Sonsuza kadar burada yaşayacak değil ya. Gördün işte, turp gibi. Ne oluyor böyle? İğnelemeler, imalı laflar falan. Hayır, amacın ne? Anlatsana, söylesene bana. Ne amacım olacak be? Hiçbiri sağlam pabuç değil. Her söyledikleri yalan dolan. Dikkat et diye söylüyorum, uyarıyorum seni. Dikkat et diye? Ablacığım, bence sen dikkat et. Senin de cilveleştiğin herif sütten çıkmış ak kaşık değil sonuçta. Boş boş konuşma. Saçmalama. Ne cilveleşmesi? Bir yanlış anlaşılma sadece. Siz de pireyi deve yapıyorsunuz yani. Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Hani arkadaştınız? Hani kapanmıştı o mevzu? Ne oldu canım? Ha? Başladın mı yokuş aşağı yuvarlanmaya gene sen Fırat'ın arkasından? Ne oldu? Salak. Alo Sinan Bey. Merhaba Irmak Hanım. Bilgi mi geçecektiniz? Şimdi... Durumlar biraz değişti. Ne oldu? Artık hizmetlerinize ihtiyacım kalmadı. Her şey için çok teşekkür ederim. Öyle mi? Bazı şeyler yoluna girdi sanırım. Öyle, öyle. Fırat da bizde kaldığı süre içerisinde bayağı yol aldık. Artık iş arkadaşınız olmadığıma göre meraktan sorabilir miyim? Tekrar mı başladınız? Hayır, henüz değil. Ama şehir dışında açacağı bir otelle ilgili benim yardımımı istedi. Anlayacağınız, her şey tam da planladığım gibi gidiyor. Bundan sonra sık sık baş başa olacağız. Bununla. Bir terslik olsun istemiyorum. O yüzden lütfen burada keselim çalışmalarımızı. Size başarılar diliyorum. İyi bir dostsunuz. Bağlantıyı koparmayalım. Tamam. Sevindim sizin adınıza. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bağlantıyı koparmayacağız Irmak Hanım. Artık istesek de bağlantıyı kopartamayız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.